Herkese merhaba, Murat Ünal Teknoloji Platformu'ndan. WhatsApp ne oldu? WhatsApp geri adım attı mı? Ve WhatsApp'la ilgili çok sorunlar geliyor arkadaşlar. Şu şekil, birinci soru, birçoğu arkadaşlar WhatsApp'ı sildi, birçoğu da silmedi, devam etti. Zaten WhatsApp şu şekil, gizlilik sözleşmesi ne içindir arkadaşlar? Bir de bunları ben sizlere tek tek aktarayım. Ben WhatsApp'la ilgili bir video çekmeyecektim aslında ama çok sorular geldi. Ve bazı fenomenler gerçekten bunu abartarak söylemeye başladı artık. WhatsApp mesajlarımızı okuyor, WhatsApp fotoğraflarımızı okuyor, WhatsApp şunları yapıyor, WhatsApp bunları yapıyor diye. Şu şekil arkadaşlar, WhatsApp'tan gelen resmi açıkları ben size, açıklamaları sizlere aktarıyorum. Birinci, ilk önce WhatsApp'tan 3 gün önce bir resmi açıklama geldi. WhatsApp şu şekildeydi. Sizin yazdığınız mesajları ve attığınız fotoğrafları, videolar 3'ten uca şifrelendiği için sadece attığınız karşı tarafta ve sizden başka hiç kimse görmüyor. WhatsApp'ın sözleşmesi örnek olarak her gün gittiğiniz yol belli ve gittiğiniz caddeler belli. O cadde üzerinde bir kafe veya bir restoran yeni açıldığı zaman, reklam verdiği zaman bu reklamlar WhatsApp üzerinde karşınıza çıkabilir. Bu da normal bir şeydir. Zaten WhatsApp ek gelir olarak bir yerde kazanması gerekiyor. Bu tabii ki de reklamlar karşınıza çıktığı zaman canımız sıkılıyor. Ama burada yapılacak bir şey yok. Eğer bu uygulamayı kullanıyorsak reklam olması gerekiyor. Ya da WhatsApp'ın pro modelini çıkarsınlar, reklamsız modelini. Orada daha iyi olur. Bazı arkadaşlar belki WhatsApp'ın pro modelini satın alır ve ekstra olarak da WhatsApp buradan gelir elde edebilir. Onun dışında yani WhatsApp Facebook verilerinizi okumuyor ve işletmiyor. Tam tersi. Şu şekilde sadece bazı ek reklamlar üzerine koyarak bu verileri karşı tarafa aktarabilir. Onun dışında mesajlarınızı ve fotoğraflarınızı kesinlikle göremez. Zaten şu şekilde WhatsApp'a girdiğiniz zaman 3'ten uca şifreleme geliyor. WhatsApp'tan bir açıklama daha geldi. WhatsApp 3 ay ertelendi arkadaşlar. Yani Mayıs 15'e kadar bu sözleşme yürürlüğe girmeyecek. Zaten sadece Türkiye değil, Avrupa Birliği'nde de birçok ülkeler WhatsApp'a tepki gösterdi. Hatta Türkiye WhatsApp'a direkt mahkeme dosyası açtı. Şu şekil kural ihlallerinden dolayı dosya açtı arkadaşlar. Onun dışında şu şekil sadece Türkiye'de, ileri gelen ülkelerde WhatsApp'la ilgili alınan kararlardan dolayı mahkeme kararı açtı. Onun için WhatsApp kullanıcılar için 3 ay daha ertelendi. Mayıs 15'e kadar sözleşmesini erteledi. Şu şekil, ben WhatsApp'ı silmedim. WhatsApp'ı silmek gibi bir niyetim de yok. Zaten WhatsApp şu şekil, herhangi özel bir bilgilerinizi almıyor. Fotoğraflarınızı, mesajlarınızı vesaire hiçbir tanesini okumuyor arkadaşlar. Bu 3'ten önce şifreleme olduğu için şu şekil görmüyorlar. Sadece ara sıra reklamlar girebilir. Bu reklamlarda ben artık alıştım. Yani bütün uygulamalarda reklam var. Sadece bazı uygulamaların pro modelinde olduğu için bu uygulamalarda reklam yok. Onun dışında dediğim şekil, çok güvenilir uygulama diyorsanız Singal'ı kullanmayı tercih ederim. Şu şekil, Singal'da hem veri ilişkilendirme yok, hem de reklam yok, hem de Singal sadece numaradan numara. Telegram biraz daha karışık olabilir. Bu uygulamaların nasıl çalıştığını ve hangi uygulama daha iyi olduğunu, bununla ilgili ek bir video çekip sizlerle paylaşacağım. Şu şekil, dediğim gibi WhatsApp 3 ay daha ertelendi. 15 Mayıs'a kadar WhatsApp sözleşmesinin yürürlüğe girmeyeceğini açıkladım. Bu da kullanıcılar için ek bir süre oldu. Tabii ki de bu süre elinden sonunda tabii gerçekleşecek. Ha 15 Mayıs'ta, ha 8 Şubat'ta, hiç fark etmez. Ya yarın ya öbür gün, ama dediğim şekil 15 Mayıs'a kadar WhatsApp ertelendi. Bu da haberiniz olsun. Dediğim şekil WhatsApp o kadar yani büyük bir problem değil. Sadece millet abartarak söylüyor. Şu şekilde sadece ek reklamlar gelecek. Fotoğraflarınızı ve mesajlarınızı vesaireler hiç kimse görmeyecek arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Kafanıza takılan herhangi bir soru vesaire olursa yorumlar kısmında bizlere yazabilirsiniz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.